Lojistik merkezi sormak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 800 dönüm alan üzerine kurulu Türkiye'nin ilk üçü arasında yer alan bir merkezdi. Çok büyük bütçelerle yapıldı. Ama bugün atıl olduğu söyleniyor. Lojistik merkezin durumu nedir? Niye büyümüyor? Niye harekete geçmiyor? Atıl değil de istediğimiz kapasitede çalışmıyor. Yani bu biraz da hükümetimiz gereğini yaptı. İşte geçen bir arkadaşımız diyor ki sizin burada bir liman var başkanım diyor. Liman. Liman dediği bizim lojistik merkez. Yani Evet. zaten deniz olmayan liman demek bu. Bu limanı kullanmamız lazım. Devlet bunu yapmış, iş adamlarımızın kullanması lazım. Yani iş adamlarımız burayı 800 dönümü indir bindir ithalat ve ihracat yapabilecek alanlar oluşturdu. Burayı aktif şekilde de kullanmaları gerekiyor. Şu anda Türkiye'den 3 tane firma var burada. Ama bunun çok çok üzerinde kapasitesi var. Zaten Türkiye'nin cazibe merkezi olması, coğrafyaya baktığımız zaman Türkiye nasıl dünyada kilit konumunda, Türkoğlu da bu bölgede inanın kilit Evet. konumunda. Şimdi başka şehirlere, başka ilçelere falan insanları zorla işte ben buraya şunu yapacağım, bunu yapacağım. İş adamının baktığı yer şu. Mersin ve İskenderun limanına nasıl ulaşabiliyorum? Kaç kilometre? Kaç ne kadar mazot yakıyor? Ne kadar benzin yakıyor? İş adamının baktığı bu. Türkoğlu'ndan Mersin İskenderun limanına hemen şurada 10 kilometre öte otoban başlıyor ve lojistiğin yanında ve fabrikaların yanında tren yolu var mesela. Yani en ucuz şekilde ücretli tren yolu var, karayolları var, duble yol. İşte otoban var. Aynı zamanda sanayi yatırımı için yaptığı zaman en çok baktığı lojistik destek. Yani gece fabrikasının bir makinesi arızalandığında bunu nasıl temin edebilecek? Hemen Evet. Maraş'tan temin edebiliyor. Adana'dan, Antep'ten. Tam ortasında burası. Yani buradan çıktığında Antep yarım saat mesafede. Adana bir saat mesafede. Osmaniye Organize Sanayi, Mersin, İskenderun 1-1,5 saat mesafede. Bir buna bakıyor. Bir de burada istihdam edeceği işçi kültürüne bakıyor. Yani işçide fabrika kültürü var mı, sanayi kültürü var mı? Ona bakıyor. Yani burada da kalifiye eleman konusunda sıkıntı yok. Esnaf konusunda da esnafın iş adamlarına mal verdiği zaman, makina verdiği zaman ki o kültür burada oluşmuş yani. Yani gerekli altyapı oluşturmuş. Şimdi sanayici için inanın belediye emrinde, esnaf emrinde, işte yer, arazi konusunda da araziyi satan insanlar da bu kültürde artık. Yani 12 ay boyunca hava güzel. Yani harika bir hava var. Ya Yani çok güzel bir iklimi var bölgenin. fabrikalarda soğutma, ısıtma bile yapmadan yapabilirsin. Kar yağmıyor. Yani Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz gibi çok aşırı sıcak ve nemli de değil mesela. Çok harika konum var.